Herkese selam. Yine bir vlogla karşınızdayım. Bugün ders seçtim. Biraz onlarla uğraştım sabah. İTÜ'nün ders seçimi gerçekten tam böyle bazen cinnet geçirmelik. Ama neyse ki hallettim. Alamadığım böyle saçma sapan birkaç tane ders var. Onları da artık dilekçe falan verip halledeceğim umarım önümüzdeki hafta. Şimdi hazırlandım. Benim üzerimde bu tarzdaki renkleri görmeye pek alışık değilsiniz biliyorum. Bir çekimim var. Şimdi oraya gidiyorum. Ten rengi giymemiz istendiği için. Ben de böyle bir gömlek giydim. Altında da pantolon var. Ne giydiğimi burada böyle hızlıca göstereyim. Böyle bol, oversize, dökümlü bir gömlek aldım. Arkasını içime sokmadım. Böyle ön taraftan içime sokup kemer taktım ve ayakkabılarım. Ve bunlar. O zaman hızlıca evden çıkıyorum. Orada görüşürüz. Bye bye. Makyaj bitti. Böyle var gibi yok gibi çok hafif bir şeyler yaptık. Bobbi Brown artık yakında görürsünüz. Çok sürprizli şeyler geliyor. Şimdi dış çekim için üstümü değiştirdim. Böyle üstüme gri ve altıma kırık beyaz, ekru gibi böyle grimsi çok değişik bir etek giydim. Zorra'daki Tommy'ye geldim sweatshirt ve kazak falan bakayım diye. Bu birazcık böyle oversize bir sweatshirt ama pek bilemedim yani. Ve Melody'de bir kazak beğenmiştim. Tabii ki de ben kapmasam olmazdı. Şu kazağa bayılmıştım onun üstünde. Gördüğümde bir adet kalmış burada da. Gerçekten çok şanslıyım. Hiçbir yerde bulamıyordum. Ve şimdi bir de Alper'e bir şeyler bakacağım. Buldum ama bedende kararsız kaldım. Buna bakacağım. Ve hediyelerimi de aldığıma göre yani bir kısmı sadece hediye, bir kısmını da kendime hediye aldım. Kendime hediye ne demekse bu arada. Selam, şimdi Ikea'ya geldim. Bayağıdır eksikliklerim vardı, böyle çerçeve falan alacaktım. Askılar, bir şeyler bakacağım. Tabii daha aklımda olmayan ve gezdikçe böyle gördüğümde aa evet buna da ihtiyacım vardı dediğim şeyler elbette olacak. Şimdi geldim, aslında birazcık daha erken gelmeyi planladım ama bugün bayağı bir erken kalkıp bir sürü işim vardı. Onları falan hallettim. Anca gelebildim. Saat şu anda galiba 6.30 civarı. Neyse. Hızlıca alacaklarımı alayım. Hem bir de beraber biraz Ikea'da falan gezelim istedim. Koçtaş'a bakmaya baktım kalmayabilir. Aslında evimin çoğu ihtiyacını almıştım zamanında. Yani bir yıldır sürekli gidip geliyorum, görüyorsunuz beni. Ama böyle bitki falan almak istiyordum da tek başımayım bugün. Şule, Alper, herkesler şu anda işte çalışıyorlar. Daha çıkamadılar. O zaman tek başıma gelmek zorunda kaldım. Ama gerçi çok da böyle büyük parçalar almayacağım. Sadece bir tane hala Şule'nin bana aldığı doğum günü hediyemi çerçeveleyemedim. Çünkü bir türlü gelemedim. İnternetten de sipariş vermek istemedim. Kendim gelip bakmak istedim. Yapısına falan bakayım diye 70'e 100 bir çerçeve alacağım. Tek büyük parça o, evet. Yani ağır parça olarak da pek bir şey almayacağım gibi duruyor. Bence hallederim, evet. Bu arada şunu ne zaman görsem istiyorum. Ama salonumun yani bilmiyorum birazcık tavanı alçakmış gibi geliyor bana nedense. Bu da böyle bayağı bir büyük. Şu anda şöyle uzaktan çekeyim. Her seferinde geldiğimde görüyorum ve canım bunu almak istiyor ama aşırı büyük. Bu benim salonuma gerçekten olmayacak. Neyse yine vedalaşalım. Bir de şunu çok beğeniyorum. Her geldiğimde bu böyle tekli berjeri koyu yeşil. Benim kürkümün renginde bayılıyorum. En sevdiğim yeşil rengin en sevdiğim bu renk olabilir. Böyle şey olarak istiyorum aslında. Böyle uzun turuncumsu camel rengimsi bir deri koltuğu yanına böyle tekli berjer. Turuncu deri koltuğum olmadığı için bu da evde çok tek başına saçma sapan duracağı için bilemedim. Şu istediğim koltuk da buydu. Zamanında ben bunu almak istemiştim evime. L gri koltuğun yerine. Ama arkadaşlarım dedi ki yazın bayağı terletir damla saçmalama dediler. Ama bunu da bayağı beğeniyorum. Neyse, beni bayağı bir masraftan kurtardılar tabii de. Bayağı güzel, bunu da çok beğeniyorum. Aslında çift kişilik nevresim takım bakabilirim. Normalde H&M ondan alıyorum ben. En güzellerini aldım ama şu sıralar hiç böyle yenilerde pek bir şey beğenemedim. Burada bir baksam iyi olabilir. Maalesef burada da hiçbir şey bulamadım. Neyse, bir H&M'a tekrar bir bakayım. Sürekli ürün geliyor çünkü oraya. Banyomdaki bir şeyleri böyle toplar diye belki şunlardan aldım böyle iç içe. Link link.
3 tane. O zaman kullandığım askıları buldum. Şunlardan kullanıyorum bu arada. Böyle beşli bunlar. Pantolon askısı olarak da bunları kullanıyorum. Şimdi onları da aldım. Şu almayı düşündüğüm büyük avizenin bunlar da böyle küçüğü. Şöyle. Aslında şunları da bayağı beğeniyorum. İskandinav tarzı evlerde bunların böyle yerden başlayarak daha büyük koltuğun üzerine böyle kıvrılarak gelenlerini falan çok görüyordum. Bunlar da bayağı tatlıymış. Ve asıl ihtiyacım olan kısma geldim şimdi. 70'e 100 çerçeve bulmam lazım. Benim diğerleriyle de uyması için şöyle kenarları siyah olan. Bakalım bakalım, ben de şunlar değil de şu. 61'e 91 yazan şunlardan alıyorum. Ama 70'e 100. Nerede nerede acaba? Bunda yıkıldım. Çünkü 70'e 100 diye bir şey yok. 78'e 118 var ama böyle çerçeveler. Ve bu resimlerle beraber satılıyor. Yani benim koyacağım kağıt bunlara olmayacak. Zaten ben böyle önü kapalı çerçevelerden istiyordum ama en büyük onlarda da 61'e 91 var benim evdekilerden. Ama benim çerçeveleyeceğim şeyin eni 70'ti diye hatırlıyorum ve hani yazı falan var, yani yandan ne kadar yiyebilirim ki? 5 santim 5 santim gitse çok üzücü olur. Kötü olur yani. Olmaz. Bulamadım. Şunları da gözüme kestirdim. Ginsengmiş bunlar. Ama yani taşıyamayacağım bunları. Dökerim, bir şey olur bir de bunlara. Burada bir de şu bitkiyi çok istiyorum aslında. Selam. Şimdi Rumen Rumus'a doğru yürüyorum. Sephora lansmanı var. Birazcık geç kaldım. Koşa koşa gidiyorum şimdi. Şöyle ne giydiğimi de hızlıca göstereyim. Bir bodysuit giydim altına. İndirimden aldım şu yırtmaçlı etek. Ve dizüstü çizmeler. Ay inanılmaz Nars'ın şu paletine bakar mısınız? Hem ambalajı hem şu renkleri. Benefit'te de Completionista diye şöyle bir palet çıkmış. Tek elimle açamıyorum. Selin, teşekkür ederim. Evet evet. Tam bir seyahat. Seyahat kurtarıcısı olmuş bu ya gerçekten. Hula'nın light'ı ve normal hula var. Şöyle gün ışığını tutayım. Burada WhatsApp krem formda. Burada Dandelion'ın yine aydınlatıcısı var. Şurada da kapatıcılar var. Şimdi Tommy lansmanına geldik. Bakalım yeni sezonda neler var. Ay şu çantanın güzelliği, şuna bayıldım. Buna acaba benim bilgisayarım sığar mı? Bayağı güzelmiş. Thank you.
Odamıza geldik. Ben direkt yayılma pozisyonuna geçtiğim için buralara böyle attım bütün eşyalarımı. Burası da şuraya bakıyor. Bu arada şöyle çevireyim, böyle konuşayım. Yani hava -5 derece ama ben İstanbul'da 10 derecede daha çok üşüyorum. Nemden kaynaklı. Bir sürü kazak getirdim ama yani utanmasam burada da büstiyerle geziyormuşum değil mi? Pencereden dışarı çıktım. Şöyle bir yere çıkıyor çünkü. Gözlerimi açamıyorum. Ben niye güneş gözlüksüz kendimi attım buralara hiç bilmiyorum. Ve aşkım o da vlog çekiyor burada. Yani Palandöken'e ilk kez gelişim ama o kadar güzel ki. Şuradaki manzara. Ölüyorum. Hava da buz gibi evet. Bir de eldiven takamıyorum. Şunları basmak yüzünden. Ben de tuşlara basabileyim diye. Evet, tuşlara basabileyim diye eldiven de takmadım. Bir telefon, bir kamera. Ama güneş gitmiş ya. Yarın tamam, tekrar yarın güneşli bir daha yaparız. Zamanda. Şu anda gün batıyor burada. Arkadaşlar, bu bir dramdır. Yani başıma gelmez dedim ama benim de başıma geldi. En sevdiğim Beka aydınlatıcımın şöyle seyahat boyu. Çantam da kırılmış ve senelerdir bunu kullanıyorum. İçinde hiçbir şey kırılmadı. O kadar güveniyordum buna. Çok üzülüyorum. Nedir ya? Bu arada biz de akşam yemeği için hazırlandık. Dışarısı evet bayağı soğuk ama otelin içinde yiyeceğimiz için bayağı sıcak. Hatta ben bu kaza bile çıkarma peşindeyim şu anda. Bayağı sıcak otelin için. İçeride yiyeceğimiz için böyle bir etek giydim. Hatta şuradaki aynadan göstereyim size. Gündüz giydiğim kazağımı değiştirmedim. Altına birazcık daha şık olayım diye. Bu rugan eteğimi ve dizüstü çizmelerimi giydim. O kadar karnım acıkmış ki yani direkt yemeğe gömüldüm. Vlog falan çekmeyi unutuyorum. Şu arkamda bir tatlı açık büfesi var. İnşallah oraya gitmem. Tek temennim bu şu anda hayatta. Tatlılardan en büyük zaafımı söylemiş miyim size? Rulo pasta. Yani sonsuz diyebilirim herhalde. Ay, selam. Seni beklemiyordum yandan. Hangoverlıktan öldü dersiniz bizim için. Nasıl bir eğlenmekse storylere falan çekmişim de buraya hiç çekmeye akıl edememişim artık. Sabah kahvaltıyı zaten bir kaçırdık. Birkaç etkinlik vardı Brown'la falan. Şimdi öğle yemeğine indik. Azıcık yemek yiyelim, kendime gelirim zaten. Tabii ki de bu sefer alkol aldım. Yine telesi yaşayabileceğiz. Millet kayıyor tabii, bakın. Biz sadece yine Luna Park gibi şöyle dönüp geleceğiz.